Merhabalar, Müzipo Kids'in düzenlediği çok güzel bir organizasyonla birçok sizin sevdiğiniz abileriniz, ablanız size masal okuyacak diye organize edildi. Bana da böyle bir talep geldi. Ben de seve seve çocuklarla alakalı olan her şeyi kabul ettiğim için haliyle bunu da seve seve kabul ettim. Şimdi sizlere Alice Harikalar Diyarı isimli masalın bir bölümünü okuyacağım. Çok keyifli bir masaldır. Çocukken okuduğum ama unuttuğum bir masalmış. Birçok detayını bugün okuyunca bir şekilde tekrar hatırladım. Hatta bu sene onun müzikalini yaptılar. Görsel olarak çok zengin bir masal olduğu için filmini yapmışlardı zamanında. Hani gösteriye belki gidemeyebilirsiniz ama filme mutlaka filmi internetten falan şu dönemde YouTube'dan falan izleyebilirsiniz. Çok güzel ve keyifli bir filmdir. Bir çocuk için çok renkli, gizemli, böyle dolu dolu bir filmdir. Onun için izlemenizi tavsiye ederim. Evet efendim, şimdi böyle bir iki dakika daha bekleyelim. Değerli kardeşlerimiz iştirak etsinler, yani bize katılsınlar. Onlarla beraber hikayemizi okumaya başlayalım. Bu arada dün 23 Nisan'dı. Çok güzel, çok keyifli. Çok değişik, çok farklı bir şekilde kutladık. Herkes evinde kutladı ama hiç kimse boş geçmedi. Saat 9'da hep beraber çıktık. İstiklal Marşı'mızı okuduk. Bütün semt olarak. Herkes balkonlardaydı. Bazı misafirlerimiz biz küçük bir kolonla hani İstiklal Marşı'na bir zemin olsun, alttan gelsin dedik ama daha büyük kolonlarla hizmet eden komşularım vardı. Böyle bayağı bir bizim muhiti canlandırdık yani. Çok güzeldi, tüyler diken dikendi. Milli duygularımızda keyif aldık. 23 Nisan'ı tekrar hatırladık. Hatta şu anda daha çok konuşabildiğimiz için belki eski 23 Nisan'larda işte zaten var olsun ne olacak canım sıradan bir şeyim derken bu sene daha çok konuştuk. Bir telefon çaldı, affedersiniz. Daha çok konuştuk 23 Nisan üzerine ve onun için de daha çok mücadele edebildik. Üstüne düşünebildik. Çocukların ne kadar kıymetli olduğunu anlamaya başardık bence. Ve dolayısıyla bence bu da farklı bir 23 Nisan kutlamasıydı. Onu da hep birlikte yaşamış olduk. Evet. Artık masalımıza geçebiliriz, değil mi? Evet efendim. Masalımızı anlatırken bu arada ben evde olduğum için kendimi ne kadar korumaya çalışsam da sağdan soldan hani bir şeyler olursa, ses mesi olursa şimdiden özür diliyorum, kusuruna bakmayın. Ama onu da hani Alice Harikalar Diyarında böyle bir yerlerden gelen ses gibi düşünebilirsiniz. Evet, okumaya başlıyoruz. Alice kız kardeşiyle birlikte bankta oturup durmaktan ve yapacak hiçbir şey olmamasından çok sıkılmaya başlamıştı. Bir iki kez kız kardeşinin okuduğu kitaba göz ucuyla bakmış ama ne bir resme ne de bir konuşmaya rastlamıştı. İçinde resim ya da konuşma yoksa bir kitap ne işe yarar ki diye düşündü Alice. Alice'in canı sıkılıyordu ve o esnada birdenbire pembe gözlü beyaz bir tavşan yanından fırlayıp geçti. Tavşan yeleğinin cebinden çıkarttığı saate bakıp acele acele aman tanrım aman tanrım geç kalacağım diyerek gitti. Bu arada çok özür dilerim. Sesim net duyuluyor mu? Ses net olarak geliyor mu? Bir bana mesaj olarak geçebilir misiniz? Çok özür dilerim. Çünkü kulaklık takmadım karşıda kimse olmadığı için. Seste bir sıkıntı var mı? Onun bir cevabını alayım. Tekrar başlayacağım. Ya da kulaklık takalım. Belki o zaman daha sağlıklı bir ses ulaştırabiliriz. En azından daha güzel bir ses olabilir. Zaten evet. Ben bunu kullanırım, gidebildiği kadar yürüyor. Şimdi tekrar baştan başlıyoruz. Evet. Alice kız kardeşiyle birlikte bankta oturup durmaktan ve yapacak hiçbir şey olmamasından çok sıkılmaya başlamıştı. Bir iki kez kız kardeşinin okuduğu kitaba göz ucuyla bakmış ama ne bir resme ne de bir konuşmaya rastlamıştı. İçinde resim ya da konuşma yoksa bir kitap ne işe yarar ki diye düşündü Alice. Alice'in canı sıkılıyordu ve o esnada birdenbire pembe gözlü beyaz bir tavşan yanından fırlayıp geçti. Tavşan yeleğinin cebinden çıkardığı saate bakıp acele acele aman tanrım aman tanrım geç kalacağım diyerek gitti. Alice merak içinde çayırın içinde ucuna kadar tavşanın peşinden koştu. Onu tam çitin altındaki geniş bir tavşan deliğinden içeri atladığı sırada gördü. Hemen ardından bir kez olsun nasıl geri çıkacağını düşünmeden Alice de atladı deliğe.
Kendini oldukça derin bir kuyuya benzeyen bir yerden aşağı düşerken buldu. Önce aşağı bakıp neye yaklaştığını görmeye çalıştı. Ama düştüğü yer hiçbir şey göremeyeceği kadar karanlıktı. Sonra kuyunun duvarlarına baktı. Dolap ve kitap raflarıyla dolu olduklarını fark etti. Aşağı 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 bir düşüşün bir sonu yok muydu? Ah, bir saman yığını. Hey, ne kadar düşünceli, düşüşü sona ermişti. Neresi burası? Adı şimdi uzun bir koridorun başında duruyordu. Kendini tavandan sarkan bir dizi lambanın aydınlattığı uzun ve alçak tavanlı bir salonda buldu. Salonun her yanında kapılar vardı. Ama hepsi kilitliydi. Alice bir duvardan ötekine gidip bütün kapıları tek tek denedikten sonra bir daha nasıl çıkacağının endişesiyle ortaya doğru yürüdü. Birden tamamı camdan yapılmış üç ayaklı küçük bir masanın önünde durdu. Üzerinde incecik altın bir anahtardan başka bir şey yoktu. Ve Alice'in ilk aklına gelen bunun salondaki kapılardan birine ait olabileceğiydi. Ama nerede? Kilitler çok büyüktü ya da anahtar çok küçük geliyordu. İki durumda da hiçbirini açmıyordu. Sonra daha önce fark etmediği küçük bir kapı gördü. Küçük altın anahtarı denedi ve anahtarın kilide uyduğunu büyük bir sevinçle gördü. Alice kapıyı açtı. Kapının fare deliği kadar küçük bir geçide açıldığını gördü. Dizlerinin üzerine çöktü ve geçidin sonundan görebileceğiniz en güzel bahçeye baktı. Bu karanlık salondan kurtulup o parlak çiçeklerin ve serin pınarların arasında gezinmeye nasıl da isterdi. Ama kapı boşluğuna başını bile sokamıyordu. Kafamı sokabilsem bile omuzlarımı sokamayacağım pek bir anlamı olmaz diye düşündü zavallı Alice. Küçük kapının önünde beklemenin bir yararı yoktu. Alice tekrar masaya döndü. Bu kez üzerinde küçük bir şişe buldu. Şişenin boynuna üzerinde büyük ve güzel harflerle beni 3 yazan bir etiket bağlanmıştı. Alice tadına bakmayı göze aldı ve tadını çok hoş bularak hemencecik bitirdi. Ne tuhaf bir his dedi Alice. Teleskop gibi kısalıyor olmalıyım. Gerçekten de olan oldu. Şimdi yalnızca 25 santim uzunluğundaydı ve küçük kapıdan o güzel bahçeye girebilecek boyuta geldiği düşüncesiyle yüzü aydınlanmıştı. Bir an önce bahçeye gitmeye karar verdi ama nerede? Zavallı Alice kapıya ulaştığında küçük altın anahtarı unuttuğunu fark etti ve almak için geri masaya döndüğünde ona yetişmesinin mümkün olmadığını gördü. Anahtarı camdan oldukça net görebiliyordu. Masanın ayaklarından birine tırmanmak için elinden geleni yaptı ama masa fazla kaygandı. Zavallıcık demekten yorgun düşünce yere oturup ağladı. Az sonra gözü masanın altında duran küçük bir cam kutuya takıldı. Kutuyu açtı ve içinde çok küçük bir kek buldu. Üzerinde beni ye sözleri yazılıydı. Haydi yiyelim bakalım dedi Alice. Ve o pasta Alice neler yapmış neler. Büyümeye başlamış. Büyümüş. Şimdi gelmiş geçmiş en büyük teleskop gibi uzuyorum. Artık boyu o kadar uzamıştı ki kendi ayaklarını bile göremiyordu. Başı kısa sürede tavana çarpmıştı. Alice küçük altın anahtarı kaptığı gibi bahçe kapısına koştu. Zavallı Alice kapıya sığmayacak kadar büyüktü artık. Tüm yapabildiği yere uzanarak tek gözüyle bahçeye bakabilmek oldu. Bu sefer de küçülemediği için oturup yeniden ağlamaya başladı. Öyle çok gözyaşı döktü ki etrafında salonun yarısına kadar dolduran kocaman bir havuz olmuştu. Bir süre sonra uzaktan gelen küçük ayak seslerini duydu. Yaklaşan şeyi görebilmek için gözlerini aceleyle sildi. Gelen beyaz tavşandı. Bir elinde bir çift beyaz eldiven, ötekinde genişçe bir yelpaze vardı. Oldukça gösterişli giyinmişti. Aceleyle koştururken kendine oh düşes, ah onu bekletirsem küplere biner diye mırıldanıyordu. Tavşan yaklaşınca Alice alçak ve çekingen bir sesle acaba rica etsem efendim dedi. Tavşan ürktü. Beyaz eldivenleri ve yelpazesini elinden bıraktığı gibi karanlığın içine doğru olanca hızıyla kaçtı. Alice eldivenleri ve yelpazeyi yerden aldı. Kendi kendine söylenirken ellerine baktı ve konuştuğu sırada tavşanın küçük beyaz eldivenlerinden birini taktığını fark edince şaşırdı. Bunu nasıl yapmış olabilirim ki diye düşündü. Yeniden küçülüyor olmalıyım. Hızla kısalmaya devam ediyordu. Az sonra bunun nedeninin elinde tuttuğu yelpaze olduğunu fark etti ve onu hemen elinden atarak son anda tamamen yok olmaktan kurtuldu. O anda ayağa kaydı ve bir anda cüp diye çenesine kadar tuzlu suyun içine battı. Çok geçmeden döktüğü gözyaşlarından oluşan havuzun içinde yüzdüğünü anladı. Keşke bu kadar ağlamasaydım dedi Alice. Çıkış yolunu bulmak için yüzerken.
O sırada tavşan geri döndü ve Alice'den evine gidip eldivenini ve yelpazesini getirmesini istedi. Alice tavşanın evine gitti ve masada küçük bir şişe buldu. Bu şişeyi içersem normal boyutuma ulaşabilirim dedi ve tadını çok hoş bularak hemencecik bitirdi. Alice şimdi de evin içinde sıkışacak kadar kocaman olmuştu. Kafası tavana değiyordu. Tam o sırada tavşan geldi. Alice çok rahatsızdı. Elini uzatmak istedi ama tavşan evimin penceresinden çıkan bir el. Bu bir dev. Evimde bir dev var. İmdat. Alice bir pasta. Yine küçülmeme yardım edebilir dedi. Ve aynen öyle olmuştu. Alice kekten bir parça yiyince tekrar küçülmeye başlamıştı. Alice yeteri kadar küçüldüğü anda evden dışarı çıkmış, ormanda yürümeye başlamış. Alice şimdi çok küçülmüştü. Alice nasıl tekrar büyüyebilirim diye ormanda yürümeye başlamış ve bir mantara çarpmıştı. Mantarın üstünde bir tırtıl çıkagelmiş. Alice tırtıla sormuş, nasıl eski boyutuma ulaşabilirim diye. Tırtıl da ona demiş ki, bu mantarın bir tarafı büyütür, diğer tarafı küçültür demiş. Mantardan bir parça koparan Alice, mantarı yiyince kocaman olmuş. Bu sefer diğer taraftan bir parça açılmış, ısınmış ve küçülerek eski boyutuna ulaşmış. Alice mantarın her iki tarafından birer parça kopararak yanına almış ve ormanda yoluna devam etmiş. Bir süre sonra küçük bir ev görmüş. Mantardan bir parça ısırarak yemiş ve yavaşça küçülmüş. Kapıyı çalmış ve içeri girmiş. İçeride bir düşes ve gülen bir kedi varmış. Alice bu kedi niye gülüyor diye sormuş. Düşes bu bir sırıtan kedi. Sırıtan kedi birden kaybolmuş ve tekrar ortaya çıkmış. Alice çılgın şapkacı ve Mars tavşanını bulmasını gerektiğini söylemiş. Alice düşes herhalde. Tekrar yok olmuş. Kedi söylemiş pardon. Kedi demiş ki Alice, çılgın şapkacı ve Mars tavşanını bulmasının gerektiğini söylemiş ve tekrar yok olmuş. Alice kızarak birdenbire böyle kaybolma demiş. Kedi de tekrar görünmüş ve olur peki ben de yavaş yavaş kaybolurum demiş. Önce kuyruğu sonra gövdesi ve en sonunda da gülen suratı kaybolmuş. Alice çılgın şapkacı ve Mars tavşanının emini bulmuş. Dışarıda bahçede çay içiyorlarmış. Alice de yanlarına oturmuş. Şapkacı Alice'e sormuş. Bir karga neden masaya gelmez? Bir karga neden masaya benzer? Demiş. Alice de bilmiyorum neden demiş. Şapkacı ben de bilmiyorum demiş. Kötü şakalardan sıkılan Alice oradan ayrılmış. Ormanda yürürken bir ağaç görmüş ve üzerinde kapısı varmış. Altın anahtarı alarak kapıyı açmış ve çok güzel bir bahçeye girmiş. İçeride bahçıvanlar kraliçeye ait güllere kırmızıya boyuyormuş. Bahçıvanlar oyun kağıdına benziyormuş. Alice sormuş. Bu gülleri niye boyuyorsunuz? Oyun kağıdına benzeyen adamlar. Kraliçemiz kırmızı gül ekmemizi istedi. Biz de yanlışlıkla beyaz gülü ektik. O yüzden kırmızıya boyuyoruz demiş. O sırada kraliçe gelmiş ve Alice'i kroket oynamaya davet etmiş. Alice çok şaşırmış çünkü daha önce bu tarz bir kroket görmemiş. Toplar kirpiden, kroket sopası da flamingodanmış. O sırada herkes etrafında uçuşmaya başlamış. Alice onları yakalamaya çalışıyormuş. Etrafında girdap oluşmuş. Alice'in üstünde yapraklar uçuşuyormuş ve ablası ona Alice, Alice diye sesleniyormuş. Uyanmış. Ve hepsinin rüya olduğunu anlamış. Ablasına her şeyi anlatmaya başlamış. Beyaz bir tavşan gördüm. Evet, masalımız bu kadar sevgili kardeşlerim. Bugün 24 Nisan, 23 Nisan haftası. Dolayısıyla sizlerle beraber güzel şeyler yapmaya çalışan bu güzel kurum Muzipo Kids sizlere böyle bir şey sunmamızı istedi. Ben çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Tekrar bir gün bir yerde, bir yerlerde, güzel yerlerde buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın efendim. Sevgiler, saygılar.